Herkese selam, Serdar Başkan ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içecekleri yenilebilir hale getireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Hemen kısaca anlatayım. Burada sodyum alginat diye bir malzemem var. Şöyle içini göstereyim. Gösterdim. Şu şekilde yazılıyor. Sodyum alginat hidrofil bir madde. Bunu sıvıların içine koyduğunuzda sıvıların içindeki suyu bünyesinde topluyor ve onları koyulaştırıyor. Böyle jel gibi bir madde haline geliyor. Burada da kalsiyum laktat diye bir malzemem var. Bu bir tür asit ve bunu suda çözündürdükten sonra sodyum alginatla kıvamlandırdığınız şeyi, sıvıyı onun içine koyduğunuzda onun dışında bir zar oluşuyor. Ve o artık böyle bir yumurta sarısı gibi bir hale geliyor ve onu tutup hop diye ağzınıza atabiliyorsunuz. Şimdi burada benim şöyle içeceklerim var. Suyum var. Burada gazozum var, meyveli, portakallı. Burada kola var. Burada da bir adet enerji içeceğim var. Bunların hepsini teker teker şimdi karıştıracağım ve sonra küçük küreler haline getirip yiyeceğim. Öncelikle kalsiyum laktat solüsyonunu yapmak istiyorum ben. Bunun için şu suyumu alacağım. Fazlasını az sonra bunu yenilebilir hale getireceğim için buraya koyuyorum. Tamam. Şimdi şurada ölçü kaşıklarım var. Yanlış şeyi koymayalım. Evet, kalsiyum laktat var burada. Alıyorum ve bunun içine bir miktar koyuyorum. Biraz daha koyayım, garanti olsun. Tamam. Sen şimdi burada dur. Bunu şöyle güzelce bir çalkalayayım. Umarım boynu elimde kalmaz şişe. Bakayım. Evet, büyük ölçüde çözüldü. Biraz daha çalkalayacağım. Vur 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 vur, yanaklarımı da salla. Tamam, yeterincesi çözündü. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi suyun içine biraz sodyum alginat koyup onu karıştıracağım. Sanırım bu kadarı yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Çok fazla koymadım. Bir karıştıralım bakalım neler olacak. Şurada cam çubuğum var. Önce bunu da deneyeceğim. Havalı olsun diye laboratuvar ekipmanı kullanmayı çok seviyorum. Yeterince şey olmadı. Evet, bu cam çubuk da çok güzel olmadı. Burada bir mutfak ekipmanım var. Şunu sileyim önce. Aynen. Şöyle bunun güzelce dağılmasını istiyorum. Ben o yüzden turbalıyorum. Çözündü. Biraz köpüklendi. Şimdi bunu başka bir kaba alacağım. Hatta başka bir kaba almayayım. Buradan hemen alginat diyorum. Laktat solüsyonunu şunun içine koyacağım. Şöyle çevireyim. Evet. Evet, laktat solüsyonumuzu koyduk. Şimdi buradan küçük bir şu tabağımı da alayım. Şuraya koyayım. Şimdi bunun köpürcüklerinin gitmesini beklerken içindeki baloncukların şunları halletmek istiyorum. Gel bakalım. Sen de gel. Şimdi bunların içine de birazcık şey koyacağım. Alginat koyacağım. Tabak kenarı alalım. Evet, biraz buna, biraz da kolaya. Şimdi bunları güzelce bir şeyler yapacağım. Burası biraz batacak ama olsun. Yavaştan başlayalım. Köpüklerini bir daha alalım şöyle. Bu tamam. Şimdi bunu bir sileceğim. Evet, silelim. Gördüğünüz gibi direkt jelleşmeye başladı zaten. Şimdi de aynı şeyi kolaya yapacağım. Suyu hemen emdiği için böyle küçük topaklar haline geliyor. Bunu yapmazsanız da pürüzsüz olmuyor. Topak topak kalıyor. O yüzden bunu yapıyorum. Bu yaptığım şey aslında nasıl diyeyim? Moleküler mutfak. Moleküler mutfak diye YouTube'da bakarsanız başka şeyler de görürsünüz. Bütün sıvılara bunu uygulayabiliyorsunuz. Meyve sularına, çaya, kahveye, artık ne isterseniz. Kokteyllere. Bu da tamam. Şimdi bir de aynısından şeye yapacağım. Enerji içeceğini yapacağım. Ve tekrar geleceğim. Şimdi enerji içeceğini de koyduk. Şöyle biraz hemen karıştıralım. Başta bir köpürüyor. Şimdi buraları temizleyeceğim ve bunların köpükleri biraz gidince hop tekrar buraya geri geleceğim. Mümkün olduğunca zaten şeyler gitti, köpükler, kabarcıklar gitti. Şimdi sıra küreleştirmeyi yapmakta. Zaten bu işin adı küreleştirme, şiperification da deniyor. Küreleştirme ya da küreselleştirme, her neyse. Şöyle köpüksüz yerinden bir kuble aldım. Şimdi bunu bunun içine bırakacağım. Şurasını sıyıralım. Şurasını da sıyıralım. Hadi bakalım. Şöyle bir koyalım. Evet. Bu biraz küçük oldu. Şimdi onu oradan alacağım. Bu kalsiyum laktat sıvının dışında bir
katman oluşturuyor. Bu katman zar gibi, aynı böyle yumurtanın sarısı gibi bir yapısı var. Şimdi göstereceğim size. Şimdi bunun içinden bunu alıp patlatmadan tabii suyun içine koyacağım. O da dışındaki kalsiyum laktatı şey yapacak. Fazla kalsiyum laktatı alacak. Bu bir duş gibi düşünün. Evet, şimdi buraya aldık, yıkadık ve şöyle sonucu size göstereceğim. İşte sonuç tam olarak böyle bir şey. Şuna göstereyim. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir de tabağa koyup göstereyim isterseniz. Aa, dağıldı, elime yapıştı ve dağıldı. Tekrar yapacağım. Tadı güzel. Şu elimi bir sileyim. Şimdi bir tane daha yapacağım. Az önceki dağıldı. Hop, şuradan alalım ve bunun içine güzelce bırakalım. Bıraktık. Hop, dibine gitti. Şimdi onu oradan alacağım. Gel bakalım. Gel. Alamadı, alamıyoruz. Evet, aldım. Şimdi bunu buraya koyacağım. Güzelce yıkansın. Ve suyunu dökelim. Görebiliyor musunuz? İşte yenebilir portakallı gazozum. Şimdi bunu yiyorum. Evet, şimdi geliyor. Yumurta sarısına benziyor aynı. Bakın şöyle dokunayım hatta. Kolay kolay da patlamıyor. Demin kendi ağırlığı şey yapıyor tabii, patlatıyor. Her neyse, yiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Fazla suyu. Değişik, asidik açmış. Portakallı gazoz gibi. Tabii o dışında böyle 1 milimetreden biraz daha ince bir şey var, zar var. Onu da hissediyorsunuz. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım, sonra kola yapacağım. Evet, şimdi yenebilir kolaya şey yapıyorum. Daha büyük bir kaşık aldım. Şöyle içine koydum ve şöyle büyükçe bir parça aldım. Bunu şimdi bunun içine koyacağım. Evet. Hadi bakalım. Hop. Burada küçük damlacıklar da oldu. O daha sonraki hikaye tabii ki. Fazla olunca güzel olmuyor sanırım. Şöyle koyalım bunu. Bakalım bunu alabilecek miyim buradan? Evet, çıkarmak için bir süzgeç alsaymışım iyi olurmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi kolları sıvayalım. Şunun fazlasını bir şunun içine dökelim. Ve bunu da buraya koyuyorum. Gel bakalım. İşte küçük yavrularıyla birlikte geldi. Şöyle bir de suya sokup güzelce yıkayalım. Yıkadık ve bakalım bunu alabilecek miyim? Gel. Gel. Evet. Deniz anası kıvamında oldu. Şimdi bunu yiyeceğim. Yenebilir kola. Evet. Şöyle atıyorum. Hazır mıyız? Şey gibi, salepleşmiş kola gibi. Şu da dışındaki zarı. Çok büyük olduğu için bu da patladı. Bunu da yemek istiyorum. Bir dakika, dur şimdi. Bunu da yiyeyim. Yorumumu yapacağım, şu ağzımı bir sileyim. Daha önce hiç deniz anası yememiştim. Ama sanırım yesem tam olarak böyle bir şey oluyor. Şimdi tam bir küre yapıp insan gibi yenebilir kolamı yapayım da şey olmayalım, fail olmuş olmayayım. Şöyle küçük bir kaşıkla yapacağım. Sonra bunu bunun içine alacağım. Sen buraya gel güzel kardeş. Ha, dur burada. Evet, şuradan güzel bir kaşık aldım. Bunu tekrar bunun içine koymam gerekiyor tabii. Hop, bunu da bunun içine koyduk. Evet, burada küçük bir tane daha oldu. Şimdi bunu kaşıkla alacağım. Güzelce karıştıralım. Deminki yöntem iyiydi. O yöntemi deneyeceğim tekrar. Birkaç tane daha yapacağım ama ondan önce. Şimdi ne yapıyorduk? Fazlasını buraya geri koyuyorduk. Evet, fazlasını koydum. Şimdi bunları böyle güzelce alıyorum. Bunun içine koyuyorum ve biraz yıkanıyorlar. Şimdi artık düzgünce yaptığım kürelerden bir tanesini alıp tabağa koymak istiyorum. Sen gel arkadaşım. Fazla suyu süzelim ve bunu buraya koyalım. Bunları daha sonra yiyeceğim.
Evet, siyah tabak gerçekten harika bir seçimmiş. Şimdi gel bakalım. Bundan buraya koyacağım tekrar. Bir tane bundan yapacağım önce. Çünkü bundan da olmasını istiyorum orada. Hop. Bir tane daha. Hop. Evet. Aynı taktiği burada da yapacağız. Tamam. Şöyle fazlasını alalım. Hop. Ah, güzelce bir yıkayalım. Heh. Sen de buraya gel. Evet. Hatta bunu alabilir miyim diye bakacağım. Patladı mı bu? Patlamadı. Çok iyi. Gel bakalım. Hop! Bah. Biraz el kullanmak gerekiyor çünkü. Aa, evet, onu da oraya koyduk. Çikolalardan bir tane daha alabilirim sanki. Evet, sen de gel. Şimdi önce hazırlayacağım böyle güzelce bunları. Daha sonra yiyeceğim. Su yapmak istiyorum. Daha sudan önce enerji içeceğini yapalım. Enerji içeceği böyle tuhaf bir şekil almış. Bakalım olacak mı? Olmaz. Yani olmazsa şaşırmayacağım çünkü bu, şöyle göstereyim size. Böyle enteresan şey gibi oldu, muhallebi gibi oldu. Bakalım olacak mı? Evet, oluyor. Bu daha değişik oluyor. Böyle moin diye koydum bunu. Bir tane daha alacağım şimdi. Sen de buraya gel. Bunu almam daha kolay olacak diye düşünüyorum. Yani bu pek tahmin ettiğim gibi olmadı. Enerji içeceği olmuyormuş. Su yapayım ben. Şimdi sıra suya geldi. Böyle küçük bir kaşık alacağım bakalım ne olacak. Evet, aldım bunu ve suyun içine koydum gibi bir şey oldu bu. Oha, çok enteresan. Bu tam deniz anası oldu. Çok enteresan. Bu suyun üstünde yüzüyor. Biraz daha büyük yapmak istiyorum. Şimdi su görünmediği için doğru düzgün daha büyük bir parça yapmak istedim ve daha büyük bir kaşık kullanacağım. Şöyle aldım ve döktüm. Evet, bu tam bir deniz anasına benzedi. Hiç belli olmuyor suda. Ama şimdi onu elime aldığımda belli olacak. Aslında yapmamışım ama böyle. Arkadaşlar görünmüyor falan yapıyormuşum. Ama değil. Burada şöyle göstereyim size. Şöyle bakarsanız daha net anlayabilirsiniz. İçinde duruyor tam bir deniz anası gibi. Bir canlı gibi de. Şimdi şunun fazlasını şuraya dökeceğim. Evet. Yumurta sarısı ayırır gibi ayırıyoruz. Ayırdık, ayırdık. Tamam. İşte burada tam olarak elimde duruyor. Yenebilir su. Şöyle göstereyim size zarını hatta. Şu. Bu az önce suydu. Şimdi böyle yenebilir bir karışım haline geldi. Baloncuk olmadı. O da solüsyonla alakalı bir şekilde. Ben daha düzgün bir solüsyon yapıp elime bir su şeyi almak istiyorum. Böyle bir su balonu almak istiyorum. Yenilebilir su balonu. Şimdi şunu dökerken fark ettim. Bunun içinde küçük de olsa bir baloncuk kalmış. Şöyle çıkarmak istiyorum. Baksanıza. Çok güzel görünüyor. Bilye gibi görünüyor. Şimdi bunu elimle tutmaya çalışacağım. Ve tuttum gayet. Aynı bir yağmur damlası gibi. Şöyle şuraya kaydırayım. Harika bir damla şeklinde bu arada yalnız. İnanılmaz, bayıldım. Tamam, bu da burada dursun. Evet, kendime yeni bir solüsyon yaptım. Şimdi bunu koyacağım şeye, kabın içine. Evet. Ve geldik yenilebilir suyumuzu şeyle buluşturmaya. Böyle direkt kafadan dökeceğim. Damla gibi, yağmur damlası gibi olsun istiyorum. Hop. Bu olmadı, bu makarna gibi oldu. Makarna gibi oldu. Bir dakika, bunu göstermek istiyorum. Aynen bir makarna şeklinde ama kendi ağırlığını taşıyamadığı için kopuyor. Şöyle görüyor musunuz? Harika bir şey oldu. Şunu almak istiyorum. Yo, bayağı da güçlü aslında.
Bir solucana benzedi. Müthiş. Şimdi bunu bir yıkayayım şöyle. İşte enteresan kıvamlı yenilebilir suyum. Biraz iğrenç görünüyor ama. İçine düştü. Şimdi şunun tadına bir bakmak istiyorum. Ya çok acı, çok acı. Evet, yenebilir su için kaşığımı daldırıyorum, içine koyuyorum ve hop kocaman bir baloncuğum oldu. Tadı gerçekten kötü bu arada. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama bir şekilde yiyeceğim. Şimdi bunu almam gerekiyor. Olmuş gibi. Deniz anası hazır. Şimdi bunu alıyorum güzelce. Alamadım. Gelir misin lütfen? Bu arada kolalarımdan biri patladı. Çok üzgünüm gerçekten. Evet, gel bakalım su. İşte buraya koyduk ve yenebilir suyum da hazır. Bir tane küçük var, bir tane büyük var. Evet, suyumu da yaptık. Şimdi en heyecanlı yerine geldi sıra. Şunları bir kaldıralım şöyle, kenara çekelim. Koladan başlamak istiyorum. Bakalım dağıtmadan alabilecek miyim? Evet, geldi. İşte kola burada. Atıyorum ağzıma. Çok kötü. Yenebilir deniz anası gibi su ve kola ve içecekler. Kolanın yine bir tık gideri var. Evet, bunu da dağıtmadan aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir neyse, bunu yiyeyim, diğerini de göstereceğim. Yiyorum. Bir restoranda bana biri böyle bir şey getirse, bilmiyorum tadına göre şefler belki daha güzel yapıyor olabilir ama bu ne be derim yani. Bir de suya bakacağım. Bunu da yırtmadan alabilirsem. Gördüğünüz gibi vili 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 diye dans ediyor. Yenebilir. Hatta elimi tutabileceğim diye bakacağım. İşte yenebilir suya geldik. Demin tadını pek beğenmemiştim. Şimdi bunu şöyle bir avucumun içine almak istiyorum. Evet, aldım. Ve hüpletiyorum. Bunu beğenmedim ya. Bu diğerinde şeker falan olduğu için bir şekilde tadını değiştiriyor. Bunun tadı gerçekten çok kötüymüş. Benim izlediğim videolarda bunu yapan insanlar, şefler daha doğrusu, birkaç ayrı kez duşa koyuyorlardı. O sanırım dışındaki o kalsiyum laktatın bir tadı var. Acımtırak bir tadı. O tat gitsin diye üzerinden iyice yıkayıp ondan sonra şeyi alıyorlardı. Benim yaptıklarım böyle oldu. Şunu bir şöyle... Ah, dağıldı. Bu şekilde arkadaşlar, deniz anasına benziyor. Değil, yenilebilir su. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yenilebilir su, kola, portakallı gazoz ve enerji içeceği yapmaya çalıştım. Enerji içeceği olmadı. İçinde artık bilmiyorum nasıl bir madde varsa o küreselleşmeyi engelledi, küreleşmeyi. En son böyle bir suyum var. Bunu da şöyle yemeyi deneyeceğim. Havaya atacağım. Hop ya, ağzını yakalamaya çalışacağım. Diğer videolarımı da mutlaka izleyin. Instagram'dan da takip edin beni. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da ihmal etmeyin. Sevindirirsiniz beni. Hazır mısınız? Atıyorum. Ah be! Ağzıma girseydi eğer güzel olacaktı ama girmedi. Ne yapalım? Can sağlığı. Görüşmek üzere.